Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Ağustos ayında okuduğum kitapları anlattığım bir video çekiyorum. Ağustos ayında okuduğum kitapların hepsini çok beğendim. İnanılmaz bir aydı benim için. Hemen ilk kitapla başlıyorum. İlk kitabım Ian McEwan'dan Kayıp isimli kitap. Bunu kitap kulübünden bir arkadaşımız önerdi. O vasıtayla okumaya başladım. Ian McEwan'ı zaten ben çok okumak istiyordum. Hakkından her yerde övgü dolu sözler duyuyordum çünkü. Bu kitap benim okuduğum ilk kitap yazardan. Ben yani uzun süredir, işte son 3 aydır falan çok iyi bir roman okumamıştım. Bu kitabı okuduğum için bayağı minnettar kaldım. Hatta arkadaşıma söyledim yani çok sağ ol bu kitabı önerdiğin için diye. Gerçekten bence çok güzel bir kitaptı. Güzel bir romandı. Konusu şöyle. Çocuğunu kaybeden bir çiftin hikayesini, bir kadın ve erkeğin hikayesini daha çok adamın perspektifinden anlatıyor. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Ya çok güzel bir romandı özetlemem gerekirse. Böyle duru, aynı zamanda sizi merak ettiren, aynı zamanda çok uçmalı kaçmalı olmayan ve edebi yönü bence güzel olan bir romandı. Denk geldiğimde bu kitabın Ian McEwan'ın belki de yazdığı en kötü kitap olduğunu söyleyen bir şey gördüm. Bu da beni mutlu etti. Bu kitabı da bu kadar beğendiysem artık yazarın diğer kitaplarını nasıl beğenirim kim bilir diye düşündüm. Büyük şeyler bekliyorsanız bilmiyorum sizi tatmin eder mi ama bence güzel ve sakin ve hoş bir romandı yani. Ben çok beğendim. Okuma deneyimi çok güzeldi. Böyle. İkinci kitabım. Bundan sonra ne okudum? Palto'yu okudum. Gogol'dan. Bu benim Gogol'dan okuduğum ilk kitap olabilir ya, hiç bilmiyorum. Sanırım öyle. Palto'yu okudum. Çok beğendim. Aşırı bu zamana kadar okumadığım için bayağı üzüldüm yani. Çok zaten kısacık bir kitap. Çok hoş bir hikayeydi gerçekten. Sonra hatta partnerime tavsiye ettim. O böyle çok akıcı ve küçük bir şey okumak istiyordu. Bunu tavsiye ettim. Hala okumadı, o ayrı bir mevzu ama... Bayağı bir de Burun diye bir kitabı varmış. Ablam bunu görünce onu önerdi bana. O da çok güzel diye. Onu da okuyacağım. Ben böyle sıkıcı olur ve böyle çok ağırdır falan diye hiç girmiyordum. Ama ya biraz öyle bir düşüncem vardı. Ama çok güzelmiş. Sizde de varsa hemen okuyun. Zaten hemen biter. Üçüncü kitabım. Sonrasında Bülbül'ü Öldürmeyi okudum. Bu zaten üniversitede okuduğum ve sevdiğim bir kitaptı. Bunu hani sevdiğimi hatırlıyorum Harper Lee'den. Şirketim kitap kulübü seçtiği için bu Ağustos ayında tekrar okuyayım dedim. Zaten okumayı düşünüyordum ama hani Ağustos'a aldım. Eskiden okuduğum kitapları çünkü tekrar okuma şeyim var, isteğim var. Bülbül'ü Öldürmek'le ilgili gerçekten hiçbir şey hatırlamıyormuşum ben. Üniversitede nasıl okumuşum artık bunu hiçbir fikrim yok. Çok 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 güzel bir romandı. Aşırı beğendim. Bu arada ben Harper Lee'nin o zaman üniversitede kadın olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yani bu romanı okudum. Ondan sonra hiç de araştırmamışım demek ki yazarı. Romanı okuduktan sonra Truman Capote'un hayatını anlattığı mı ne bir film izlemiştim. Böyle çok tesadüfen o filmi seçmiştim izlemek için. Ve orada Harper Lee'nin onun çok yakın bir arkadaşı olduğunu öğrenmiştim ve orada öğrendim yani kadının kadın olduğunu. Hiç bilmiyordum. Erkek zannediyordum açıkçası. Bu da böyle bir bilgi gereksizce. Yani çok güzel bir kitap. Siyahilerin aslında yaşadıkları eşitsizlikleri anlatan, bunun üzerine kurulmuş ve çok önemli bir kitap. Bayağı ödülü bol bir kitap. Hiç ağır değil, çok kolay anlaşılabilir ve çok güzel tartışma kitabı. Kitap kulüpleriyle okuyabilir bence. Çok 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 güzel bir kitaptı. Şiddetle öneriyorum bu kitabı. Ondan sonra ne okudum? Sonra bu ayımın en sevdiğim ve iyi ki okumuşum dediğim kitabı Tatar Çölü. Yani bu kitabı herkes çok övüyordu. Ben de öyle bir yerde görüp notlarımı almıştım. Sonra partnerim bana bunu hediye aldı. Nereden duydu? Hani o izlerken mi anlattım bir şekilde bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bana bunu onu hatırlayıp hediye almış. Ben de hani o hediye aldı uzun süredir beklemesin diye bunu öne alıp okudum.
Yani keşke daha önce okusaymışım gerçekten. Ben kişisel olarak da bir taraftan çok beğendim. Çünkü dilini aşırı Kafka'ya benzettim. Yani bu kitabı kapattım ve dedim ki benim şu anda bir Kafka okumam gerekiyor. Sonra da dönüşümü okudum zaten, onu da göstereceğim. Ve yazarı Kafka'ya çok benzetiyorlarmış yazım tarzına. Sonra dedim ki ben bu işlerden biraz anlıyorum galiba. Gereksizce kendimi övüş. Neyse, bu kitabı ya bence çoğu kişi sever ama sevmeyen de olabilir. Onu anlarım. Sevmeyenin de anlarım. Öyle bir kitap. Hani herkes bayılır falan. Mesela bir kitap göstereceğim. Onu çoğu kişi sever. Hani ortalamada herkesin seveceği bir kitap. Ama bence bu aşırı öyle mi bilmiyorum. Ama herkes okusun ve kendi kendine bu kitabı yorumlasın çok isterim. Yani ben iyi ki bu yazarla tanışmışım. Yazardan ilk kitabım Dina Buzatti'den. Zaten bir tane daha öyle yazar var bu ayki okumalarım arasında. Bir de Dina Buzatti. Yani direkt tüm kitaplarını favorilerime aldım sonrasında ve çok mutlu oldum. Yani yeni bir şey keşfetmiş gibi hissettim. Kitabı okurken aşırı mutluydum. Bu gerçekten bu benim favori kitaplarımdan biri oldu ve muhtemelen favori yazarlarımdan da biri olacak. Çok güzeldi. Ne anlatıyor? Hiç ondan bahsetmedim. Çok ıssız bir kaleye atanan bir subayın, işte askerin, o mertebeleri bilmiyorum neyse, onun hayatını anlatıyor ve aslında kişiye kendini sorgulattıran bir roman. Çok şey, çok durağan bir roman. Yani olaylar açısından durağan bir roman çoğunlukla ama düşüncesel açıdan hiç durağan olmayan bir roman bence. Çok, yani çok beğendim. Ne diyebilirim ki? Sonrasında Kafka okudum dedim. Hemen gerçekten kitabı kapattım. Akşamdı. Yani böyle yatma vaktine geliyordu artık. Sonra ama Kafka'yı hemen okumak istedim ve ince bir kitabı olan Dönüşüm'ü seçtim. Dönüşüm'ü tekrar okudum. Bunu çok hatırlıyorum zaten, çok sevdiğim bir kitap olduğu için. Bülbül'ü öldürmek gibi değil yani. Orada hiçbir şey hatırlamıyormuşum resmen. Ama Dönüşüm öyle değil. Yine çok tatlı bir hikaye. Dönüşüm'ü okumadıysanız bence şey yapabilirsiniz, akıcı bir hikaye. Ondan sonra biraz absürt ve komik de bir hikaye bir noktada. Bir noktada düşündüren bir hikaye. Ben de bence bir hikaye de, yani romanımsı, öykü mü artık bu? Roman aslında da. Ne oldu da yazmamış ya? Roman demek istiyorum bununla. Küçük roman. Yazılmıyor. Bu arada İtaki ile ilgili de değişik haberler çıkmış. İşçilerin hakkını sömürmekle ilgili. Bunu da araştıracağım. Şimdi İtaki'den olduğunu görünce aklıma geldi. Bu da böyle gereksiz bir bilgi. Yok, gerekli aslında da ben çok araştırmadığım için şu anda şey, aslını aslarını bilmiyorum. Ama araştıracağım. Bir beni düşündürttü yani. Neyse. Bu arada bunu Tuğçek Ozak'tan öğrendim. Ne kadar boş konuştum. Tuğçek Ozak'tan öğrendim. Şöyle bir şey varmış. Kafka bu kitabın hiçbir şekilde böcekli, yani kapağının böcekli olmasını istememiş gibi bir şey söyledi. Ve gerçekten tüm kitap kapakları böcekli. Çünkü şey, hikayede Samsa, şeyin kahramanı, kitabın kahramanı kendi böcek olarak buluyor uyandığında. Öyle bir şey var. Bu çok bilinen bir şey. Hiç spoiler değil. İlk sayfada oluyor zaten. O yüzden herkes kapağa böcek koyuyor. Ama Kafka böyle bir şey istememiş aslında. Bu da böyle bir dedikodumsu bilgi. Tuğçek Ozak'tan öğrenmiştim dediğim gibi. Sonrasında okuduğum kitap ne okudum? Sonra şunu okudum. Yine bu mesela, bu herkese böyle gözünüz kapalı fırt diye önerebileceğiniz, herkesin overall'da yani seveceği genel olarak, hayatımın kitabı, o baş tacım olmayabilir belki ama muhtemelen çoğu insan okurken bunu eğlenir. Ya eğlenir derken hani okuma eyleminden eğlenir. Çünkü üzücü bir kitap, şey, eğlenceli bir kitap değil. Akıcı bulur herkes. Severek okur yani. Öyle bir kitap bence. Çok joker bir kitap, öyle söyleyeyim. Bunu İrem aşırı övmüştü. İrem'le olan videomuzu izlediyseniz İrem çok çok övmüştü. Çok güzel anlatmıştı kitabı. İrem'in anlatmasının üzerine geçemeyeceğim.
Bazı böyle hani İrem çok 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 beğendi. Ben o kadar aşırı büyük derecelerde beğenmedim. Ama kitabı çok tartışmak isterim. Yani Memeler ve Yumurtalar da değil, şeyde böyle olmuştu. Neydi ya o? Unuttum o kitabın ismini. Muhteşem Bedenlerimizin Coğrafyası. O kitabı da çok tartışmak istemiştim. Bu kitap da öyle kitaplardan biri. Hayatta Kalanlar. Söylemiş miyim ismini? Hayatta Kalanlar. Burada bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Mirasa çok benziyor. Yine anlatırken söylemiştim Timaş'tan aldıktan sonra. İşte Kelebekler diye bir film var. Onun konusuna çok benziyor. Aslında annelerinin ölümüyle birlikte bir yerde toplanan kardeşlerin o buluşma ve hesaplaşma hikayeleri. Gerçekten İrem mesela ondan bahsetmişti, çok güzel bir hesaplaşma diye. Hesaplaşmaları güzel. Böyle tartışmak istediğim çok şey var kitapla ilgili ama bunu ben bir günde bitirdim. Yani şöyle, başladığım gün bitirmedim ama toplam 24 saatten az bir sürede bitirdim. Çok güzel ve çok akıcı bir kitap. Eğer böyle okuma şeyine girdiyseniz, sorununa girdiyseniz, okuyamıyorsanız, bir türlü akmıyorsa bu kitaba şans verebilirsiniz. Kitap kaç sayfa? 220 sayfa. Ama şey, yazıları falan güzel. Ya hala böyle basılıyordur eminim. Çok güzel bir kitap yani, kurtulmak için. Okuyamama probleminden. Sonra Nobuzat gibi tüm kitaplarını favladığım bir yazar daha. Natalia Ginzburg. Umarım böyle okunuyordur. İşte böyle oldu. Bunu da yine kitap kulübünde bir arkadaşımız önermişti. Ben de zaten görüyordum insanlarda. Bu çok incecik bir kitap. Ve herkes beğeniyordu. Yani gerçekten yazarın yazımına, yazım diline hayran kaldım. Yani bu hikaye çok böyle uçmalı kaçmalı bir hikaye değil. Çok klişe ve yani ucuz ve şey, cheesy bir hikaye yani aslında. Ama roman o kadar güzel ki, öyle güzel bir anlatımı. Yani kadının diline gerçekten hayran kaldım. Zaten bir tane ön sözü var. Ben ön sözünden zaten not diye bir şey, yazı yayınlamış. Zaten ön sözünden kadının anlatımına hayran kaldım. Yani böyle mesela Kafka'nın Babaya Mektubu'nda da böyle bir şey hissetmiştim. Hani söylemek istediği şeyleri çok güzel bir biçimde döküyor. Ya yazıyla bunu nasıl yapılabiliyor? Bu benim çok çok kitap okumakta en zevk aldığım noktalardan biri. Birden kapandı nedense. Neyse. Böyle şeyler okumayı aşırı seviyorum. Yani bu kitabı tüm hikayesiyle, tüm anlatımıyla, yani her şeyiyle çok beğendim. Burada da bir kadının hayatını anlatıyor. Kadının evliliğini ve ondan sonra gelişen olayları anlatıyor. Aslında sadece kadını okuyoruz gibi. Yani çok çok güzel. Biraz şeyle belki benzetebilirim, çok ilginç bir şekilde. Günden Kalanlarla biraz benzetebilirim bir noktada. Yani kadının kişiliğini çok iyi anlattığı ve böyle artık kadını iyi tanıdığımız için. Yani çok çok güzel bir kitaptı gerçekten. Daha başka bir şey diyecek miyim artık güzelliğiyle ilgili? Çok beğendim. Dediğim gibi yazarın tüm kitaplarını favladım. Türkiye'ye dönünce alacağım hepsini. Çok güzel. Yani iki yazarla tanıştığım için çok mutluyum. Dino Buzzati ve Natalia Ginzburg. Ginzburg nasıl okunuyorsa. Sonraki kitabım gene çok sevdiğim bir kitap. Murat Anmungan. Erkekler İçin Divan. Şimdi bu Murat Anmungan'dan benim okuduğum ilk kitap. Ve okuduğu ikinci ya da üçüncü şiir kitabı olabilir. Belki ikinci. Bir Nazım Hikmet'i okumuştum. Başka hiç hatırlamıyorum şiir kitabı okuduğumu. Bunun bir şiir kitabı olduğunu bilerek aldım. Ama yine de çok merak ettiğim için okumak istedim. Bunu okuduğum için mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Bir şiir kitabı okuduğum için öncelikle. Bence çok şiir okuyan biri olmadığım için, sağ beynini de çok iyi kullanan ve çok gelişmiş bir sağ beyni olan bir insan olmadığım için aşırı aşırı hakkını vererek anlayabildiğimi zannetmiyorum. Ama gene de beni çok etkileyen şiirler ve böyle söz öbekleri oldu. Yani Murat Anmungan'ın şiirlerini iyi ki okumuşum dedim. Hangi şiirleri beğendiğimi de birkaç tane söyleyeyim siz de okuduysanız. Oğlu çok beğenmişim. Uzun Dua'yı çok beğenmişim. Perdah çok beğenmişim. Ham Ferman. Başka.
teslim taşı ve ferman. Bunları çok beğenmişim. Diğer kitaplarını alıp okumayı kesinlikle istiyorum. Aynı zamanda Murat Anmungan okumayı bir eşcinsel olarak kendine ifade ettiği ve hani böyle bir kültürde, aslında kültürümüzde buna çok fazla yer var da, böyle bir baskı ortamında diyeyim, kendini ifade edebildiği ve buna yol açtığı için, farklı insanların önünü açtığı için çok değerli buldum. O yüzden okumaya devam edeceğim kesinlikle. Bu arada komik bir detay, bu erkekler için divanı ben divan zannediyorum. Yani bildiğiniz döşek, hani oturak anlamındaki koltuk olarak divan zannediyordum. Ve çok güzel gelmişti bana ismi. Ama divan şey, bu şiirlerin birleştirmesiyle oluşan kitapçık gibi bir şeymiş. Beni düzeltebilirsiniz, yanlış biliyor olabilirim ama böyle hani şiir toplaşması. Böyle hani o kadar uzaktım yani konuya. Hani hiç şiir okuyan biri olmadığım için böyle bir şey bilmiyordum. Bunu da incelerken öğrendim. Bu da bir bilgi. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp sonuçta. Diyerek son iki kitabıma geçiyorum. En güzellerinden birini sona sakladım. Sonraki kitabım Yiğit Bener'den Kusursuz Gezinti. Ben Yiğit Bener'i daha önce hiç okumamıştım. Hiç yazısına denk geldim mi de hatırlamıyorum. Bu kitap onların iktidarsız yazılar diye, sanırım Enis Batur'laydı, emin değilim. Enis Batur'la galiba. Enis Batur'la birlikte oluşturdukları iktidarsız diye bir online dergide yayınlanan yazılardan bazılarının gruplaması. Onun kitap haline getirilmişi. Bence dilini çok sevdim. Çok tatlı geldi. Yiğit Bener aslında bir çevirmenmiş. Fransızcadan çeviriyordu. Yanlış bilmiyorsam. Fransızcadan çeviriyormuş. Yiğit Bener'le tanışma kitabım oldu. Bunu ben Can Yayınları'nın indiriminden almıştım. Ve şeydi hani, çok okuyasım yoktu sonrasında. O kitaplardan her ay bir tane okumaya karar vermiştim. Bir vlogumda anlatmıştım. Onlardan ilkiyle aslında Yiğit Bener ile başladım. Bu kitap hani sayı tuttuk, bu çıktı. O yüzden bunu okudum. İlk okumuşum dedim. Böyle şey gibi, bir pazar günü gazete okuduğumuz anlar olur ya, işte kahvaltıdan sonra filmlerde falan olur. Öyle bir kitap bence. Gazete köşe yazısı gibi zaten. Hani dergide yayınlandıkları için. Böyle kısa kısa farklı konular üzerine ama tüm konular iktidarla alakalı. İkili bir ilişkinin iktidar boyutu ve iktidar olmayan boyutu üzerinden bakış açılarıyla dönen konuşmalar ve yazılarla dolu. Çok kolay okunan, böyle sizi bilmediğiniz bir şeyler öğreneceğiniz bir kitap değil de, öyle de olabilir tabii ki. Genellikle böyle sanki hani gerçekten bir sohbet gibi oturup işte Yiğit Bener'le ya da böyle farklı biriyle sohbet ediyormuşsunuz gibi olan bir kitap. Biraz kendini tekrar eden yerler var. Hani çünkü aynı şey ayrı bir yazıda da geçiyor olabilir. Ve şimdi onlar tüm bir kitapta buluştukları için biraz farklı farklı şeyleri, konuları okudukça aynı şeylerle karşılaşıyorsunuz. O bir tık hani kitap okuma deneyimi olduğu için bir tık rahatsız edici olabilir ama yani ben çok takılmadım açıkçası. Keyifli, böyle soft bir okuma oldu. Bence hafta sonluk böyle ara ara okunabilecek ya da, çünkü konular birbirinden farklı. Güzel konular da değiniyor. Özellikle mesela çok aşırı hoşuma giden bir kısmı söyleyeceğim. Düşman bölümünü çok beğendim. Soykırım bölümlerini çok beğendim. Bunu ele alış tarzını çok beğendim. Gibi böyle şeyleri beğendim. Bir de Yoda beni çağırıyor gibi geldi de. Yoda, gelecek mi? Bir dakika. Gel bir tanem. Anneciğim gel. Kitapta şunu fark ettim. Kadınlarla ilgili bir bölüm vardı. Yani kadınların aslında nasıl ikinci sınıf vatandaş görüldüklerini anlatan. Onu anlattığı. Orada mesela bir erkeğin kadınların ağzından kadınların düşüncelerini yazması beni çok rahatsız ediyor. Yani tabii bu olabilir bir şey ama ben rahatsız oluyorum, istemiyorum gibi, böyle rahatsız olduğumu fark ettim. Ama rolleri değiştirip yazdığı bir bölüm vardı işte.
kadınların yaşadığı her şeyi bir erkek üzerinden, sanki erkek yaşıyor gibi erkeğe dönüştürüp anlattığı bölüm. Mesela o benim hoşuma gitti. Çünkü o erkek bakış açısıyla gibi hissettim. Böyle bir şey hissettim kendimle alakalı. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ama erkeklerin kendini kadınların yerine koyup anlamlandırmaya çalışması ve böyle madalyonu tersine çevirmeleri beni hiç rahatsız etmezken bizim açımızdan, yani tamamen erkek olarak bizim açımızdan bakıp bizim yerimize konuşuyor olmaları rahatsız etti gibi bir şey. Böyle gereksiz, yani gereksiz değil ama yersiz, bir sosyal mesajımsı bile olmayan bir şeyi de sıkıştırmak istedim. Teşekkürler. Ve son kitabım artık. Kozmos. Kozmos'u aşırı beğendim. Yani böyle okurken yıldızlar falan çıktı kafamdan. Kitapla çok alakalı olarak. Gerçekten her yerini ama her yerini işaretledim. Şöyle bir kitap. Bu zaten Kozmos belgeselinin kitabıymış. İlk önce Carl Sagan'dan okuduğum benim ilk şey bu. Belgeseli de izlememiştim. Şeye bayıldım. Böyle insanları arıyorum. Böyle çok akademik bir tarafında olup işin ama halka, hani o akademiyi o kadar bilmeyen, o kadar bilgi düzeyine sahip olmayan insanlara bunu anlatabilen insan sayısı çok 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 az ve çok önemli bir şey. Carl Sagan öyle bir insanmış. Bunu anladım. Bu muhtemelen çok bilindik bir şey. Çünkü çok popüler bir kitap. Bir de çok fazla böyle YouTube'da falan da önüme çıkıyor işte konuşmaları vesaire. O yüzden ben bunu bilmiyordum. Bu kitapla öğrendim. Ve çok sevdim, çok bayıldım yani. Mesela Stephen Hawking'in kitapları da öyleydi. Onu okuduysanız hani anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. İlk önce onu çok sevdim. En önemli şey benim bu kitabı sevmemdeki neden. Bu kitap bana farklı şeyleri merak ettirdi. Bu bir kitap için bence önemli bir şey. Özellikle de böyle kurgu dışı kitaplarda. Bu kitaptan sonra İyon yılları özellikle aşırı merak ettim. Ve onlarla ilgili bir yine öneriniz varsa bu arada çok isterim. Zaten birkaç tane kitap buldum online'da gezdiğimde. Bir kitabı yine favorime attım. Türkiye'ye gidince alacağım. İyon yılları merak ettirdi. Farklı bir konuyu daha merak ettirdi. Bunu çok önemsedim. Yani bu kitap biraz ufkumu açtı yani. Ve beni farklı şeyler araştırmaya itti. Onun dışında çok güzel şeyler öğrendim yeni. Kitabı araya kitap alarak okudum bu arada. Belki araya 3-4 kitap almışımdır bu kitabı okurken. Çünkü bir noktadan sonra şey yapıyor yani akademik şeyleri anlattığı için hem beyniniz yoruluyor. Her şeyi bu arada anlamanız bence çok mümkün değil eğer bu alanda çalışmıyorsanız. Yani kozmosu genel olarak işte yıldızları, gezegenleri, uzayı anlatan bir kitap. Ama bence hepimizin böyle merak duygumuzu kamçılaması için ve hani ne kadar küçük noktacıklar olduğumuzu tekrar hatırlaması için çok güzel bir kitap. Ben herkese öneririm bu kitabı. En beğendiğim kısmı da söyleyeceğim. Gecenin Bel Kemiği miydi? Aynen. 7. bölüm. Gecenin Bel Kemiği. Bu benim en beğendiğim bölüm oldu. Bir de son. Son bölüm. Aynen. Dünyayı kim temsil ediyor? Bu da 13. bölüm. 7 ve 13'te çok sevdiğim rakamlardır bu arada. Dünyayı kim temsil ediyor? O bölümü de çok sevdim. Eğer okuyanlar varsa belki böyle şey olsun diye söylemek istedim. Böyle. Ağustos ayında okuduğum gerçekten tüm kitapları çok sevdim. Çok güzel bir aydı benim için. O yazın acısı çıkmış oldu. Biraz. Bazen böyle okuyamıyorsak da kendimizi çok zorlamamamız gerekiyor. Belki hani diğer ay çok okuma iştahımız gelecek. Belki biraz mola vermek gerekiyordur gibi düşündüm. Böyle. Şimdi gösteri toplumuna başladım bugün. Bugün 31 Ağustos. Aynı zamanda vlog da çekiyorum. Gösteri toplumuna başladım. Onu da bugün bitirmeyi hedefliyorum. Ama şu an sadece 25 sayfa okuduğum için bunu anlatmadan geçeceğim. Böyle. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz ya da merak ettiğiniz kitaplardan bahsetmişimdir. Sizin Ağustos ayınız nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Eylül'e güzel bir başlangıç yaparız diye düşünüyorum. Ağustos'umuz kötü geçse bile Eylül bence kitap okuma ayı. O yüzden umutlu ve mutluyum. Umarım çok güzel okumalarımız olur ve olmuştur. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.